bir projenin en önde gelen parçalarından birisi olan Atatürk Barajı'nın enerji üretimine geçmesi nedeniyle düzenlenen törende burada toplandık. Hepimizi haklı olarak gururlandıran bu dev eseri seyrederken bu eseri inşa etmiş olan başta işçilerimize, mühendislerimize, yapıcı firmalara, kontrol eden firmalara, koordinasyonu sağlayan, yönetimi sağlayan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne, Bayındırlık Bakanlığı'na minnetlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Bir ülkenin kalkınmışlığının, gelişmişliğinin en gerçekçi ölçütü, hatta tek ölçütü, ülkede üretilen enerjidir. Enerji olmadan hiçbir şey yapılmaz. Kişi başına tüketilen enerjiye baktığımız zaman, Türkiye'nin önünde daha kat edilecek çok yol olduğunu görebiliriz. Yakın gelecekte enerji üretimimizi katlamamız gerekiyor. Bunun için de öncelikle su kaynaklarını kullanıyoruz. Hidroelektrik enerji doğayı kirletmiyor. Kendi başına akıp giden sulardan yararlanıyoruz. İşte bugün açılışını yaptığımız Atatürk Barajı, Keban ve Karakaya'dan sonra Fırat'ın deniz sularının enerjisini alıyor, insanımızın mutluluğu için size sunuyor. 45 derece olduğu kesin olan bu Temmuz güneşinin altında bir şenlik var. Bu şenliğe değerli dostlarımız da iştirak etmişlerdir. Bu bizim bayramımızdır. Güneydoğu'nun bayramıdır. Ve yıllardır beklenen bir olay nihayet neticeye gelmiştir. Şanlıurfa'nın şanına layık, ülkemizin şanına layık eser meydana gelmiştir. Şanlı Atatürk'ün şanına layık bir büyük eser meydana gelmiştir. Bu esere katkısı bulunan herkese, başından sonuna kadar projesine ve bu eserin yapılması esnasındaki bütün hükümetlere, buraya kadar getiren herkese, alın terini göz nurunu döken kahraman işçilerimize, mühendislerimize, yöneticilerimize, yerli ve yabancı müteahhitlerimize, herkese minnetlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Çok sevgili vatandaşlarım, sözlerimin başında hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Atatürk Barajı bu memleket için benim nazarımda bir simge, bir sembol. Neyin sembolü diye sorarsanız biraz geriye gideceğim. Ben ve benim yaşımda olanlar, benim yaşımın civarında olanlar, bizler Cumhuriyet'in ilk nesliyiz. Cumhuriyet devrinde doğduk. O devirde okullara gittik. O devirde üniversiteden mezun olduk. Biz gene bugün çocuklarımızın söylediği gibi Türk'üm, doğruyum, çalışkanım diye sabahları okula başladığımız günlerden hep ithaf ettik. Ve inanıyorum ki bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti daha güzel, daha mükemmel, daha verimli işleri de yapacak. Çünkü bizden sonra gelen nesillerin çok daha iyi yetiştirildiğini biliyorum. Bizden sonra gelen nesiller çok daha dinamik nesiller olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun. Memleketimize, milletimize.